O yüzden programımızı bu türlü açılışın yaptık bir gün. Ve indi programımıza devam etmeden önce, geçmeden önce diğer fakramıza geçen Süzen'e bir günaydın diyarın özüne. Günaydınlar Süzen. Günaydın Nilgün. Günaydınlar Şef Günaydın Süzen. Zina. Şef Süzen bugün neler hazırlayıp sağın bizler için? Bugün güzel bir tatlı olacaktı. Adı Sinamuru. İnşallah gözle göre olur. Çok güzel bir tatlıdı. Gerçekten seven de çoktu. Sevenlerin birisi de benim. Doğrusu. Aynen. Güzel bir şeydi. Biraz sonra zaten geçerek sizin yanına bakalım bu tatlının şekilde yapıyor ve içindeki malzemeler neler olacaksa elbette farklı bir tadı olacaktı. Çünkü Şef Süzen her zaman bizim için güzel tatlıları yapıyor. Şimdi de programımıza devam edelim. Geçen spor uzmanına farklı bir spor bölümünün üzerine konuşacaktı bir gün. O da çigün üzerine konuşacaktı. Ne şekilde biz temrinleri, sporları yaparak evde yaparken özne ne kadar faydalı oldu. Bir de eğer yanında bir kaptan var ise daha da yardımcı olsa sende onda da bir farkı daha ayrı oldu. O yüzden Kaptan Cengiz her zaman nasihati sağlıkla ilgili ve sporla ilgili de hiç eskide etmeyip de bir günde bir bakalım hangi bilgiler özünden kazandı beraber izleyelim. O yüzden spor yapmak çok önemli bütün vücutun ama ben yanımıza boyundan çigin gerçekten yani bütün canından ayrıldı. Çünkü bu iki taraf de bile hüküm etsin bize. Ve Kaptan Cengiz de bizim için çok özel bir şekilde anlattı. Teşekkür ederim tekrardan özne. Şimdi de programımıza devam ederek Suzan'ın Zine bizim için özel tatlını yapacaktılar. Ekran özlerini de beraber izleyelim. Evet Nevin, bugün tatlı yapacağız, tatlı konuşacağız. Benimle Şef Süzen. Şef Süzen tekrardan günaydınlar. Şef Süzen, bugün yemeğimiz özeldi. Bəli. Tatlımız farklıydı. Çok kimse yapabilmez özünü. Biz normalde yazda görmüşük. Bəli, yani diğer alışveriş merkezinde bazı tatlı yapanlar yerlerinde falan. Aynen. Hemen malzemelerini sayalım. Önceden adı Sinamur oldu. Bazı diğer Sinabon. Yani aynen. Özü aynandı. Ne fark eder acaba? Aynandı. Bəs adlar bazı ülkelerde sinamon diyorlar, bazı sinabon diyor. Öz malzemeler hepsi aynandı. Malzemeler de dikkat ederim yani bütün evlerde vardı yani. Ben normal bizim yaptığımız poğaça malzemelerde hiçbir şekilde fark etmiyor. Biz içine darçın koyarız. Güzel. Biraz ben hel hazettim koyayım içine böyle daha da farklı olsun. Tabii ki mayadan yapılın. Mayanı koymuşuz. Ben önceden hamur yapmışım. Yani bekleme kıstır hamurken. 5 bardak unumuz var. Yanında da kemik kaşığı, şeker, unu, yani hamurumuz biraz şirin olsun tatlı olduğu için. Süt, ben kuru süt kullandım. Edebeler sıvı süt de kullanırlar. Onda suyudan, yani suyun oranını az edirler. Yani yarısın su, yarı süt olar. Biz pudra süt kullandıkları zaman yok, sada su. Bu şekilde sıvıya koyarak içine alacak kadar. Biraz da köreyden yapılır. Köreni biraz darçından böyle üstüne koyacağım. Köre biraz hamuru da bildiğim kadar imşak eder. Bunu senden alıştık. Biz köreni hamur içine koymayacağım. Üzerine hatta darçından beraber güzel bir şey olsun. Çok güzel. Peki hamurun içine darçın koyarsan yani biz üzerine koyarsan? Yok yok biz içine koyarız olsun. Sarı olsun o şekilde. Yansa da bir hamur olacaktı. Hemen önceden başlayalım. Sütü koyarız. O zaman bizim hatta süt de biraz hamuru imşak eder. Bu bildiğim kadar bu tatlı biraz ister hamuru kuru olmasın, imşak olsun. Olmasın, imşak olsun. Aynen. Özü süt her zaman poğaça hamurlarına koyduğumuz zaman imşak eder. Eski pizza hamurlarına da ben koyarım, hazırım böyle imşak olsun. O da güzel olur. Dediğimiz gibi biraz şirin olur hamurca. Özü böyle şeker de koyarak içine biraz sonra. Hemen kuru malzemeleri bu şekilde katarız. Eğer sütleri suluysa ihtiyacı değil, hemen yaparlar özü. O da hoş bir kıradı. Olur mesela sütlü, sulu olsun sütüke. Hatta daha gerek yoktu su koymaya. Evet. Hemen ne kadar yani ne vardı evde onu kullansınlar. Peki sen mesela burada indi dedik kullansan hamire. Acaba bunu koyasan şekerden beraber yerince yapasan özü? Hemen üst üste koyacağım özü. Katarız bir yerden. Çünkü bizim hamurumuz vardı. Yani beklemek istemeli. Vardı mesela şekerden katarlar özü ilk önce. Ha, önceden. O acele isen olsun. O şekilde yapasan özü. Gel biraz buz da koyarım. Çok fazla duz istemem olsun. Bu şekilde. Güzel.
Hepsi kuru malzemeler katarız. Sonradan geldin yavaş yavaş suyu koyarız. Suyu aynen ne sıcak olsun ne soğuk olsun. İyilik olsun. Bu şekilde ekleri. Ekleri de içeri yoğururuz. Güzel. Bununca yoğurduk yavaş yavaş dediğimiz gibi göz ayarı yani su koyarız. Ha. Hatta bir böyle çok da kıyım hamur olmasın, imşik bir hamur olsun. Biz gerek ele yapışmasın normal yani biz yaptığımız poğaçalar hamurunu. Güzel. Bu şekilde biraz toparlar olun sonra biraz yağ da koyarız içine. Bildiğim kadar ilk önce her ne hamuru ısırık ayıyorsun su koyarız. En akhirinde sonra da kereye de yağ koyarız. Kereyden yoğurduğu zaman çok imşik olur. Yani ilk önce hiç koymarız. Ne yağ ne kere. Yok. Sonunda koyarız. Biraz toparlar o yüzden. Sonradan başlarız elimizden. Yağ akhide koyunda o yüzden böyle biraz öz uzun tutar. Bir de el ve yapışmaz daha. Güzel. İyi yoğurursunuz. Bu şekilde. Çok kolaydı yani hamur yapmağı. Bekletmek de istemez. Hemen koysular üst üste sonradan bir 40 dakika ama bildiğim kadar ister biraz turşasın böyle diyor ki yok yani böyle süre yani koyduğumuzdan askere biz humranı koyarız süt içine biraz beklerek böyle bu istemez ha, yok bu hemen yapılır özün ama ister bir saat böyle turşasın ha, böyle diyor 40 dakika ister tamam turşasın onda daha güzel olur özde her hamura maya koyduğumuzdan tatlım ve git turşasın bildiğim kadar ateş şişsin. Hatta biz mesela yapandık da özünü bir onda koyarız özünü. Ondan sonra başlarız. Üstün ortasını benden şişeriz. 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 Ben çok hazırım bunu alıştırırsan benden. Seyircilerimiz de umarım alıştırsa, bunu yapsa gerçekten güzel bir şeydi. Özellikle kış geceleri bunu yapmak çok hoştu. Çok hoş. Ve darçında faydalı. Çok lezzetliydi. Darçında da bir çok yani bir sürü faydalar vardı. Biz bilmiyoruz özünü. Yani insanın canından önce zehirden halas ederdenince canından önce fazla yani tam hastalığı can istemir özünü fazladı olar hemen endirer çok çok faydası var insan canına. Şeker hastalıklar için de çok iyiydi. Aynen. Hemen bu arada başlarız yağ eklemir. Güzel. Şimdi en son geldik yağ koyarız. Aynen azar azar ekleriz. Hatta çok da yağlı olmasın. Tatlı çok severler özün o kimse ki her vakit sürekli hamurlu mesela tatlı sever. Biraz ağır. Aynen biraz ağırdı yani. Özellikle mesela buna biz hamire koymuşuz. Biraz madde kaynayabilir yani. Bu şekilde toparlandı. Tamam. İmşak bir hamur oldu. Yine başladım çöre ele yapışmırım. Çok güzel oldu. Yani bu şekilde bekler o yüzden takriben bir 40 dakika. Bu şekilde. Beğendim. Bekleder kızın üstünü kapatarak takımdan bir 40 dakika. Kerenin en sonunda üzerine vururuz, fırına koyacak dedik. Yok, açar kızın. Açtıktan sonra üzerine koyarak hatta dartımıza tamam. O zaman şimdi başlarız yapmağına. Biz zaten programımızın süresi az olduğuna başka hamur yaptı şifsizden görürüm orada. Onun için biz zaten yani bu ister bir yarım saat kalsın. Öz özün satsın daha fazla güzel olar. Ama şef sizden bizler hazırlayıp da aynı bir saat koyup sen özünü. Ha sabah yaptım özün. Yani fazla da kasat ya dedim. Bak, güzel. Yani zararı yoktu. Oo çok güzel olupdu. Bence bu hamurla da turşası onca daha fazla lezzetli daha olur. Olur. Daha güzel olur. Zaten bu tatlı sever her vakit hamuru çok turşasın. Ne kadar turşası o kadar imşak olur. Güzel. Sabah da biz zaten açtığımız vakitte kere de koyarız. O kere de bir güzel bir hem tad verir özüne. Ha, inşallah verir. Aynen. Bu şekilde bir ansın. Kaldıralım bunu. Çok güzel bir hamurdu. Bir ans yağlar olsun. Yağlan açar olsun. Güzel. İmşak bir hamur gördüğü için. Bu hamur her poğaçalarda kullanılabilirler, pizzada kullanabilirler. Güzel. Dediğimiz gibi yani malzemeler bütün evlerde vardı. Hiç garip gelmedi. Bütün Türkmen kadınları yapabilirler özünü. Ben, herkes yapabilir. Kolaydı. Biraz yağ yağ. Güzel. Hatta yapışmaz.
açmalı işlerimizin. Güzel. Hatta hamuru çok sağlıklı dikkat edirəm. Aynen o şekilde yaptı hamirin. İçine koydum. Aynen içine koydum. Güzel. Yani dostum indiye kadar yapmamışım. Çok korkarım. Hissederim böyle tam güzel çıkmaz. Ama gerçekten bundan böyle böyle yaparım. Küçük hamuru çok güzel çıkıyor. Özü bekletiyorsun tez olur. Ama acelaviyse yok. Gerekim humranı önceden sıcak iyilik suda eridesen. Biraz şekerden biraz yağdan sonradan duzu koysan onun içine. Duz ne der? Humranın biraz süresini uzadar turşunmak için. Onun için ben biraz basker acelem olduğu zaman duzu koymam humraydan. Ondan yoğuramızın sonra humranlandıram zaten. Güzel. Bu şekilde iyi açar olsun. Bunu hepsini bir parça çıkar ya, nece dar olsun? Ha, bir parça dar olsun, sonra keserik. Güzel. Zine bunu beklerim sana. Ben yapmışım. Bunu öyle. Sedirem, yani böyle zahmet döyge. Yok yok, kolaydı. Bak, i̇şte biz biraz vakit ister. Yani şimdi biz bak ne kadar süre aldı bizden. Biz işte hamur gerek duruşasın. Gerek yapmam ben bunu. Çok beğendim. Biraz hafif açalım çünkü buracak ağızın içi hamur kalmasın. Burulduğu zaman içi hamur kalır. Çünkü kat kat geldi üzerine. Onun için ben sen biraz hafif edeyim özüm. Bir de biz yani koymayacak ağızın biraz yazda koyar ağızın böyle biraz şişsin. Sonradan fırına atar özün. Bizim süremiz yoktu yani hemen fırına gerekirsin. Onun için biraz hafif açıram özünü. Tez pişsin. Zaten özü bildiğim kadar bir 20 dakika en az ister fırında kalsın. Çünkü kalındı, burullu. Yani içi hamur kalmasın. Bir de ataşın endir keyfine göre şişsin hatta. Güzel. Yani geldik kerenin. Elü de bence sürtse o daha iyiydi. Bismillah daha da. Hakikaten elimden de iyiydi. Elüden, zaten kereke de eriyipti. Eriyip gene de biraz kıyımlı var içinde. Elden daha iyi olur. Tabii ki daha iyiydi. İçine koyarsan darçın? Ha, işte indi bunu bu şekilde sürük. Güzel. Her tarafa da alsın hatta. Bu kere çok güzel bir tadı verir özüne. Yani kalmaz kere içinde ya hemen erir, canına çeker hamur ama lezzeti güzel olur. Bir de darçını tutar. Darçın yapışar özüne. Tabii ki. Hatta ikisi bir güzel bir tadı verir bence. Her tarafı dağıtır olsun bu şekilde. Çok güzel. Gerçekten çok güzel koku geldi. İçine hel de koyasam mı? Ha, biraz ben hazırlayayım hel. Böyle biraz külçe tadı gelir. Güzel. Geldik biz elim yağladım. Siz de yardımcı olabilir mi senin mangalı darçını? İsterim bu şekilde. Güzel. Bu fikrini biz yapsan özünü ki her yere dağılır. Her yere dağılsın. Aynen. Çok güzel. Her yere dağılır. Ne çok bol bol olar ne de çok az olar. Tam istediğimiz şekil. Böyle her taraf. Bak indenin darçın kokusu çok güzel. Güzel. Kereydin darçın çok uyar zaten. Hatta şeker koyarsan? Ha, şeker de koyarım. Darçının üzerine bir az şeker de koyarak abura ister. Bol bol darçınladı o özünü. Daha üzerine gerek yok darçın koyarsan böyle değil mi? Yok, daha bitti. O kadar bas içine koyarak. Güzel. Bas sistem her tarafa eşit bir şekilde olsun. Hatta rengi güzel olsun buranda. Tabii ki. Özü zaten bursak o yüzden hamur ortasında darçın çok güzel rengi çıkar. Şeker de koyarak hatta şeker ersin biraz böyle karamele dönsün. Yani ki şekersini bir aynı tarikayı bence koysak daha iyi olur. Şeker etiyedin kolay dağılır. Güzel. Ha böyle sefaları hamur üzerine. Hatta fırında piştiği vakit ersin. İçinde çok güzel bir tatlı. Şirin gibi olur. Güzel bir şirinlik veriyorsun. Çok güzel. Güzel bir tatlıydı bence. Özellikle dediğimiz gibi kış geceleri bir çayla çok lezzetliydi. Yani biraz da hem. Yani bu teknik şef Süzen'indi. Her yerde yoktu. Has bir tat verir özne güzel. Bence hoş bir fikirdi. İyi oldu şimdi. Hoş bir oyun. Böyle bir şey daha güzel bir kokusu olur. Güzel.
50 də akşam hətta istəmirəm bozum xəmiri. Aynən, mə gəl buraxın özünü bunu. Doğrusu, 50 girmədiyim, həz etmirəm. Yatmış Şef Süzən tabii ki öz daha fazla bildi bu konuda. Bir de dediğimiz kimin ister 20 dakika kalsın fırında. Mege biz koyalım bunu kefine göre pişsin. Derecesinden önce olsun takribi full. Yani 180 yok. Çok şey ateşe koymazsa çünkü hamur da kalın bir de burulu. Bişmeyiz de. İster biraz vakit. Aynen. Gerekim ateşin endisine kefine göre olsun. Güzel. Başlarız vurmağa. Zaten özü birbirini tutar, indi başlar. Hı. Güzel. Kıyasını da edebilirlik. Mesela vardı sevar çok hamur olsun, vardı sevar hamur ifk olsun. Hı. Necə hazırlıklar böyle olur? Mesela özü çok da hafif olmaz. Hı hı. Orta. Yani sen ettiği tam ortadır. Gerek mi? Çünkü şişsin. Güzel. Hı. Çok güzel oldu. Biraz böyle düzler olsun. Hı-hı. Edebilirler bıçaktan kestiler ya da ip yardımıyla biz. Hı-hı. Sen neyle ineceksin? Ooo güzel ipten yapacaksan özünü. Acaba ip bilmiyorum ben sarahat düşünmemişim. Böyle tutarlar olsun. Güzel. Hı-hı. Çok bunu güzel. Bunu kaldırırız çünkü ay, azdı tarçının. Hemen altına girdin mi? Hı hı. Çok güzel. İkisini bağladı, onu böyle etti. İkisini bağladı, yaptı. Çok güzel oldu. Hı hı. Bu şekilde. Hemen bir de özü piştiği zaman açılır. Açılır, içindeki darçın çıkar. Darçın çıkar. Tepsimizi getirelim. Aynı bayraksa koyarım özüm. Yani birbirine yapıştırsalar özüm daha güzel olur, şişer. Altına da yağlı kağıt koydum, hatta hiç yapışmasın. Zaten birbirine yapışsa da karamelin birbirine verer. Heh. İçindeki tarçın da çıkar, çok uyar. Biraz kısa edirəm, çok fazla şükür olmasın. Çünkü şişer. Güzel. Wow, çok güzel çıktı. Edebilirdi mesela bir 10 dakika kalsın, öz özünü salsın, 14 sene koysak bence daha farklı olar. Daha iyi olar tabii ki. Daha iyi olar. Ama bizim programımızın süresi az olduğuna yani çok şeyler burada yapabilmiyoruz özünü. Ama siz evde edebilirsiniz. Yapandan sonra bu tamam tepsiye koyarsınız özünü, bir 10-20 dakika kalsın, öz özünü salsın. Sonradan sonra, atalım fırına. Aynen, o daha güzel olur tabii ki. Şekilde. Hı hı. Hatta açılsa da güzel bir manzara verir bence. Ha, öz birbirine yapışır da fazla açılmaz. Hı hı. Üzerine biz bunun şiire koyarız yani süt. Bayez çikolata, süt olabilir, halim mukatab diğerler özne yoğunlaştırmış süt. O güzel. Da onlar. İsmail bayez çikolata sosu getirdim. Bildiğim kadar. Ha, işte onu içmeyle. Hı hı. İsmail bayez çikolata sosu istedim. Güzel. Zaten özü karamelli olar, çünkü biz içine şeker koyduk. Ama dediğimiz gibi biraz vakit ister, 20 dakika kalsın filmde. Şef Süzen sen bunu yap, biz bir dağın, programımız devam edelim. Zaten dedik seyircilerimize biraz bunun vakti uzundu, ister biraz vakit kalsın. Aynı vakitte biz koyduğumuzdan sonra tepsiye ister biraz özünü salsın, ondan fırına koyak onda daha iyi olar. Birazdan dönürük zaten bu harcınacı olup. Eminim ki çok lezzetli olur sizde. Bir de fayda bulasınız özünden. Ama şimdi geçerken doktor araya koşacaktı bizim için. Bilirsiniz bu ay meme kanseri aydı. Aynı vaxtda ne tavsiyeleri verir bize? Erken test edilen aynı vaxtda nece məqayet olan öz özümüze her kadın için bu bölüm yapılıbdır. İzleyen sizden bana var. Şef Süzen, gördüğüm kimin fırında güzel güzel şişti tatlımız. Bəli, hemen çıxardım özüm. Əli var olsun, çok güzel oldu. Sağ ol hayatım. Tam istediğiniz kimin? Daha güzeli bence. Bu şekilde oldu. Hı-hı. Çok güzel. Kızardı da biri az. Sıra sıcaktı yani. Aynen sen demiştin, bir hafif kırça kokusu verir. Ağdarçın olduğu için, biraz elde koyduğu için. Aynen. Hı-hı.
Çok sıcaktı da hele. Üzerine dedik beyaz çikolata koyarız. Ha. Oğlu şirel süt, oğlu kremlerini hazinsiz olur. Hele bu kasaf diye yoğunlaşmış süt. Vav wow, çok güzel oldu. Bu şekilde. Hı-hı. İyi bekledik o yüzden tamamen. Alt taşını indirdim yani keyfine göre pişirdim o yüzden. Güzel. Hatta iç hamur kalmasın. Aynen zaten iç çok güzel pişirdi dikkat et. Ha bak. Pamukşun oldu. Aynen. İstese bir azıq belə əlodan kor edebilirse, hatta seyircilerimiz görsün. Tamam. Biz bir tek daha çıxadı. Hatta görüntüsü güzel olsun. Kızarmış taraflarına çıxadı. Güzel. Çok güzel. Altına da bunu koyduğu o kağıdı. Yağlı kağıt bana. Ta yapışmasın. Aynen iyi çıxırım. Beyaz çikolatanı hemen sapalım üzerine. Hatta oradan görse daha. Ben beyaz çikolata sosu seperim. İsteyen diye de o kimin. Aynen halim mukatef seper. Ya da süt. Sütten şeker katar birbirine. O da hoş olur. O da olur ama... Ben doğrusu sada severim o zaman. Aynen zaten sada koydu, koştu. İçinde de zaten şeker vardı. O şeker ardığından sonra hemen karamel olar. Kesin hatta seyircilerimiz görsen nece olubdu. Çok güzel olubdu gerçekten. Bu şekilde dağıtınlar. Sağ ol hayatım. İmşahtı. Çok güzel. Çok imşahtı. Haziden şeker çok şirin olsun fazla şeker koyabilir. Ben. Ama sözünün bir şekilde etti özün herkes bir genel özünü. Aynı vakitte de şekeri böyle bol bol duydu yani. Çok kimse vardı mesela sevmez çok şeker. Çok şeker sevmez çok güzel ben. Bir de hamuru biz şirin ettik özünü yani çok fazla da şeker koymadım içine. Biz hamurda biraz yani hamurda da şeker vardı var zaten. Ben. Ortası da darçın üzerine de şeker koyduk. Zaten dediğimiz gibi malzemeler de bütün evde vardı. Normal hamur yaptık. Açtık özünü hemen kerahını koyduk. Üzerine darçınla şeker koyduk. Ege gittiyse sizden izlemeyin. Ben özellikle edebilirsiniz sosyal medya yoluyla. Her vakit izleyersiniz bizi Facebook, Instagram, YouTube yoluyla, Türkmen TV adıyla.